Selamun aleyküm arkadaşlar, ben İbrahim. Güzel bir günden güzel bir videoyla karşınızdayız. Eniştem ne gösteriyor? Bir daha göster abi. Bir tane küçük bal kabağı bulmuş arkadaşlar. Bahçenin sökümüne başladık. Yeni geldik sayılır daha arkadaşlar. Saat 10'a geliyor. Abim hemen zaten geçtiğimiz hafta mısırları sökmüştü. Bugün ay çekirdeklerine girişmiş. Yani o da iyiymiş ha. Güzel. İnşallah içleri de iyidir. Kavunlar gibi çıkmaz. Arkadaşlar, yani bahçeye don vurmadı. Yani beklediğimiz gibi bir don olayı olmadı. Hala taze fasulye bile var. Şöyle göstereyim. Bunları artık kökünden söküyoruz arkadaşlar. Şöyle tohumluk olanlarını alacağız. Taze olanlarını da ayrıyetten ayıracağız. Abimler kalabalık gelmişler. Yeğenimi de getirmişler. Büyük yeğenimi. O da burada fasulye yolma işi yapıyor. Fasulyeleri yoluyor. Annemin yanına götürüyor. Annem de orada ayıklıyor. Tohumluğu bir kenara. Normal taze fasulyeyi de bir kenara. Bayağı da fasulye var. Motoru kapatmayıp biraz sulamaya devam etseydik daha da verim olurdu ama olsun. Şöyle iki tane kasa yapmışlar ablamla annem. Kasanın birine tohumluğumuzu, diğerine de fasulyeyi ayırıyorlar. Maşallah yine dolaba koymalık fasulye çıkmış ha. İşler devam ediyor arkadaşlar. Şimdi annem de ayak parmağını kırmış. Ona da bir geçmiş olsun dileklerinizi alırız. Şimdi biz bir Ankara'da Çin malı ürünler satan bir mağazaya uğradık geçtiğimiz hafta. Şöyle aletler aldık. Mesela bunu fidelerin dibini çapalamak için, otlarını hemen hızlıca yolmak için kullanırız diye bundan iki tane aldık. Bu mağazada bahçe ürünlerinde indirim varmış arkadaşlar. Gittik ve o indirimi değerlendirdik. Diğer aldığımız şeyleri de şimdi size ayrıca göstereyim. Biraz bulanık akıyor değil mi yine ya? Bakalım güzelecek mi? Ha, biraz açılma var. Ahmet çekil Ahmet. Ha, açılıyor ya. Çok, bu çok tazikli ya bizim motor. Doldur. Bunlar tuvalete dökmek için arkadaşlar. Şimdi kuyuyla ilgili bir çalışma yapacağız. Çalışmayı yapmadan önce bir dolduralım dedik ama bizim motor maşallah. He, olabilir. Açıldı abi la. Rengi açıldı arkadaşlar suyun ama. İçeyim mi? İçeyim mi? Anne görmüyor musun? İçilir mi o? Bulanık. Gör suyu bir gör elinde. Anne bulanık bulanık içme. Mehmet niye gittin la? Elinde bir gör suyu. Annem deney yapıyor arkadaşlar. Kuyuyla ilgili yeniden bir çalışmaya başladık. Sebebini şimdi anlatacağım size. Evet arkadaşlar, kuyumuz 5 metre, yani 5 tam 5'te değil, 4,5. İçerisinde 120 litre kadar su var. Aslında o su bize yetiyor. Yani bizim depolarımızı falan doldurmak için yeterli bir su. 1-1,5 dakika gibi kısa bir sürede motorumuz bu suyu çekebiliyor. Fakat biz bu suyu çektikten sonra kenardan sızıntı olarak tekrar kuyunun içine akan su biraz yüksekten aktığı için kuyunun dibindeki çamuru bulandırıyor ve suyumuz tekrar bulanıyor. Biz de bir istişare ettik. Bunun sonucunda şöyle bir karar aldık. Bu kuyuyu indirebildiğimiz kadar 7 metre, 8 metre, belki 9 metre, değil mi abi? Aynen. İndirelim. Ama zor oluyor. Bu zorluğu da nasıl geçeceğiz? Şimdi kuyunun şu altına bunu, burguyu çevirip sapladıktan sonra insan kuvvetiyle yukarı çekmek zor. Biz de şuraya iki tane tahta koyup kirikolarla burguyu şuraya, kirikoları şuralara dayayıp burguyu o şekilde yukarı çekeceğiz arkadaşlar. Böylece o ilk aşağıdaki toprağı koparma anını araç kirikolarıyla yapacağız. İki tane kirikomuz var. Ondan sonra toprak burgu alttan kurtulduğu andan itibaren elle burguyu yukarı çekeceğiz. Hem bu iş
Bu yöntem eğer çalışırsa bizim de işimizi hızlandıracak. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk denememizde bir başarı elde ettik. Şuradaki kütükleri kullanıyoruz. Şu kütükleri, kütüğü koyuyoruz. Kütüğün üstüne kiriko koyup kirikoyla kaldırıyoruz. Yani tek seferde 30 santim iniyoruz diyebilirim değil mi abi? Az önceki çıkardığımız 30 santim, hatta belki daha fazla. Şimdi şöyle şöyle ayarlayayım arkadaşlar kamerayı. Nasıl bir işlem yaptığımızı buradan siz de görmüş olursunuz. Abi böyle çok sakat olmadı mı? Yok. Ben tutarım o zaman, tamam. İyi sapladın mı bu şeyi? Bence iyi. Ama bu da yüksek hala. Kriko zaten sonda abi. Sen aç şöyle yapacağım. Sonra biraz şey yapınca altına bir kat daha atarsın. Tamam al şunun altına bir kat koymamız lazım ama. Allah açar. Tutuyorum aç. Çay içmek için ne zaman gelirsiniz? Aç. 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 Aç, aç, aç. Bir tane daha koyalım mı? Koy bir tane daha hadi. Tutuyorum. Şu uzunu hemen uzatıver ya. Şey yapma, arama ya. Orada varmış zaten. Arkadaşlar bu şekilde o başta çekerken zorlandığımız kısmı kriko bizim için hallediyor inşallah. Abi şu an 5.5'a indik ya. Hemen. Aç, aç, aç. Aç, aç, aç. Bence yeter, daha elle çekeriz ya. Tamam aç. Daha aç aç, tamam. Evet, bismillah. Bekle şunu. Tut bakalım. Yine de zor değil mi? Zor ama geliyor. Aynen. Ya bu kadar çekmeye bence gelmesi lazım artık. Şunun üstüne çıkacağım. Birinin üstüne çık sen. Ama belini acıtma, dikkat et. Ben şöyle bir altına gireyim mi? Haydi. Dur dur. Evet. Evet çok iyi oldu. Anama. Ah düştü yine ya. Düştü yine. Oo. Al 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 hemen şuraya. Abi alacağım da bir saniye, dengesi bu. 30 santim daha indik mi? İndik indik. Artık kum gibi çıkıyor, farkında mısın? Kil gibi değil. Hadi bismillah. Ya, arkaya aşar. Aşar. Aşar kim aşar. Ne kadar sallanıyor ya. Baba. Hadi bismillah, gönder. Tamam bırak, hızlıca insin. Çek kafanı. Gittin mi? Döne döne iniyor. Arkadaşlar geçen şu kafama bir çarptı. Tamam. Esniyor bak, fazla bastırınca da esniyor. Tamam farkındayım. Kitle abi, kitle iyice, kitle. Ben çevireyim biraz da. Dur. Aa, bu bir garip toprak oldu lan. İyi mi? Bence şu an iyi gibi. Biraz daha şöyle çevirelim yine. Aynı bu yandan kirikoyla kaldıralım. Aynı taktik. Şu çıkıyor mu acaba? Çıkmaz, o koy onu. Bu sefer iyice yanaştığımız için sadece şu tahtaları koysan yetecek gibi bence. Ben yine şuraya oturayım. Çünkü ters tarafa doğru itiyor. Evet. Hazır. Tamam. Yeter mi? Yeter. Kaldırınca şöyle yapalım. Bir tane daha koyalım. Şunu koyalım. Heh. Anladın mı? Hatta direkt şunu koysak ne olur şimdi? Olur olur. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, buraya girebilecek mi senin kriko? Aslında çocuklar beklerken şu yani. Kolar bir. Ahmet hemen şu kirikoyu bir indir hadi. Afiyet bal şeker olsun. Benimki gibi indir biraz. Çay. İndireyim mi? Çay var mı çay? Onu ye ondan sonra. Girer ya buraya. İyice şey yaparsan. Şu an sonda ama. Tamam. Sol. Girmiyor mu? Yok.
Girmiyor mu ya? Yok yok. Tamam, o zaman önce bunlarla biraz kaldıracağız, sonra bunu koyacağız abi. Hadi kaldır abi biraz. Bir tane daha koyayım. Yok yok koy. Varsa koy tabii canım. Hı. Varsa koy. Ben arayacağım sandım. Tamam tuttum. Bismillah. Kaldır abi. Kaldır abi. Geliyor. Ne? Bak çok kendine doğru duruyor. Tamam, şu an ortalı değil. O orası. İtecek ben şimdiden asılıyorum. Oraya doğru itiyor. Oo, çok. Kazık gibi bu. Nasıl kazık gibi? Ben biraz önceki çevirdiğim tamam, gibi değil. Kaldır itiyor işte. Gidiyor evet. İyi saplamışız. İyi saplamışız. Bu şeye. Geliyor geliyor çevir. Şuna bir zarar verir miyiz? Yo yo vermeyiz inşallah. Verirsek alırım bir tane. Çevir. Kotardı. Aa bu kolaymış ya. Değil mi? Bununla kolay oluyormuş. Bununla kolay oluyormuş. Şimdi abi bunları al, alalım. Şu kütüğü koyalım. İniyor mu? Yok. İndi. Tamam. Yok yok. Şunları diyor. Koy abi tekrar onları da. Tamam. Onu da indir abi. Çok kolay ya. Değil mi? Bu bizi bak. Gerçi çekerken yine zorluyor beni ama. Ama şimdi faydası var yani. Abi zorlama var, zorlama en azından var. Yok şey, malzemeyi alıyoruz geliyoruz. Aynen biz. Öyle. Tamam. Geçen sefer seninle ben çekiyorduk şu kadar malzeme. Evet. Şimdi aynı gücü harcayıp daha fazlasını çekiyor. Bu kadar ki. Tut inmesin. Tamam koy. Oraya koy. İnmesin aşağı. Neyi tutuyorum ben abi? İniyor girmiyor. Yok yok. Hala burada bak. O kadar çevirdim. Ben indirdim bayağı. Tamam şunu da şimdi indir. Şunu indir. Yusuf indir. Yusuf, al indir onu. Ne tavır olacak? Kendine doğru. Kendine doğru çevir. Çekil abi. Kendine doğru. Abi şu kütükleri bir al. Kütükleri bir al. Kütükleri. Basmam lazım. Evet işte bas ki belini zorlamamış olursun. Biraz yanaşmam lazım. Şu kenardan. Dur ben tekrar altına ya gireyim. Ya sen de aslında bir ayağının altına. Yok dur. Kes sen. Evet. Sen benden fazla güç harcıyorsun gibi geliyor. Tamam şimdi sen de altına girebilirsin artık. Bu hadi. Niye gelmedi? Dur omuzdan gir omuzdan. Hadi. Ay. Hadi. Bir şey diyeyim mi sana? Şu an. Tam şöyle benim gibi girsene. Bak şu an. Bir metre çektik. Hala zorlanıyoruz. Çap geliyor olabilir. Şırınga gibi oldu bence. Biraz da çap geliyor. Tamam senin gibi mi gireyim? Hadi. Bağ bitti. Tamam onun bitti. Hadi. Ama niye bu kadar zor oldu ya? Bu sefer çok zor oldu valla. Çok çevirttirdin çünkü. He? Çok çevirttin. Ama bunu bir alırsak. Mağmayı da alırız herhalde. Değil. Dur abi. Evet hadi. Hadi. Allah'ım. Çekil Yusuf. Hadi sen bir şey Yusuf çekil. Yusuf çekil. Baksana ha. Kat çıkmışız. Abartmışız yani. Evet arkadaşlar. Arada çekemedim ama birkaç görüntü çektim. Kriko'yu nasıl kullandığımıza dair. Şimdi 8. metrenin demirini takmış bulunuyoruz. 8. metreyi de indiğimizde bırakacağız zaten. Biliyorsunuz bizim pimaşlarımız 4 metrelik. 2 tane daha pimaş alacağız. Ekleme yapacağız ve 8 metrenin tamamında pimaş yapmış olacağız. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi yüksekliğine bir bakın. 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 Arşa çıktık maşallah. Yani kuyu şu son 1. metreyi de inince kuyunun derinliği bu. Bir de toprağa artık eskiden kil çıkıyordu. Gri. Ama şimdi şöyle bir netleştireyim arkadaşlar. Böyle küçük küçük taşlarla bir kum gibi toprak çıkmaya başladı altından. Durmuyoruz. 8. metreyi ineceğiz inşallah. Devam. Ayvalar ayvalar. Sabah bir tanesini kopardık, kestik. Sulu sulu gayet güzel arkadaşlar. Tam böyle ekmek ayvası gibi. Bugün bunlar da toplanacak. Burada şöyle küçük bir ayva ağacımız var arkadaşlar.
Şurada da bir tane var. Bakın bahçenin sonunda. Evet, şurada kuyu var. Biliyorsunuz arkadaşlar, kuyunun üstüne doğru düşen bir tane daha ayva var. Dedemin zamanında dikmiş olduğu ayvalardan bir tanesi. O ayvalar da teker teker kuyunun içine düşüyor olgunlaştığında. Bugün toplayabilirsek Allah'ın izniyle onları da toplamamız lazım. Şuradan bakın. Kuyunun suyu. Arkadaşlar şurada ayvalar. Şurada görünüyor mu? Bir yakınlaştırayım. Evet. Ayvalar burada. Bunlar da toplanacak. Bunları toplaması zor ama. Yani kuyunun üstüne doğru olanları almak için bir aparat yapacağız. Böylece bu ayvaları da toplayacağız. Eski borumuz. İki tane daha 2 metrelik boru aldık. Bunların delikleri açılacak. Şu şimdi şurada son çubuğumuz 8. metre. Onu ineceğiz. Şöyle çıkan toprağı bir göstereyim arkadaşlar. Geçen hafta gri gri bir toprak çıkıyordu, killi. Şimdi bildiğiniz kahverengi normal toprağa döndü. Yani kil katmanını atlattık. Öyle görünüyor. Ne yapacağız? Devam edeceğiz. Son bir metremiz. Son bir metreye iniyoruz ve boruları içine yerleştiriyoruz. Artık bundan sonra düzgün bir şekilde berraklaşmış suyumuzu alırız diye umut ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kuyuda 7 metre 70 santim, 7 metre 80 santimlere geldik. Bıraktık. Şimdi zaten delikli olan bir tane borumuz vardı. Onun bir metresi delikli değildi. Abim orayı deliyor. Ben de buradaki borunun şu baş kısmını bu testereyle kesiyorum arkadaşlar. Çünkü bu baş kısım bizim açtığımız kuyunun çapından geniş. Boruları iç içe sokup buradan küçük vidalarla birbirine tutturuyoruz. Bunu bakın şöyle. Başı kesildikten sonra şu vidalarla tutturduk arkadaşlar. Çünkü bu baş bizim kuyunun çapından geniş, içine düşmüyor boru. Mecburen kesmek zorundayız. Şimdi borularımızın ayarlamasını yapıyoruz arkadaşlar. Sonrasında borumuzu kuyuya indireceğiz. Biz çalışırken matkabın şarjı bitti. Delik delerken. Onu şarja taktık. O sırada da dayım çağırmıştı arkadaşlar. Elmadan toplayın diye. Şimdi belli oluyor mu bilmiyorum. Dayımın bahçesinde eskiden kalma 2 tane elma ağacı var. Burası, yani bu bahçelerin tamamı eskiden elmalıktı. Yani tamamen elma ağacı dikiliydi. Dedemlerin zamanında dikilen, dayımların küçüklük zamanında dikilen elmalar. Yani şimdi hepsi 45-50 yaşında ağaçlar arkadaşlar. Bahçenin bu kısmında bu ağaçlardan 4-5 tane kaldı. Çok güzel Amasya elması. Rengi, tadı harika. Şimdi o elmalardan topladık. Biraz da böyle yere dökülenlerden topladık. Kesip kuruturuz diye. Bunları dayımın bahçenin girişine koyduk. Şimdi biz kendi bahçemize geçiyoruz. Bunları geçerken alacağız. Kendi bahçemizde boruyu delmeye devam. Sonra da boruyu yerine indirip hemen motoru bir çalıştırıp bakacağız. Kuyunun içindeki durum nedir? Abi ben kaldırıyorum şimdi. Dur bekle. Bekle. Koy bir oraya. Kaldırayım. Koy. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Evet. Kafamla taş atsaydınız. Ama kaçırmayacaksın ha. Sapla. Sapla bırak. Bırak bismillah. Aman kaçırma abi. Gönder. İyi tıkandı. İyi tıkandı. Dur. Tutuyorsun sen bırak. Şimdi bunu bir şeyle sıkıştıralım. Sen üstü getir abi, üst boruyu. Ben götürüvereyim, dur. Yo. Sen bırak abi bunu, tutuyor. Ana zaten gitmiyor ki. Yani zaten zor gidiyor ya. Getir. Evet, tamam. İbrahim yanında arkanda tahtalar var bak. Çekil Yusuf.
Oğlum çekil bir. Şimdi orayı kestik mi? Kestim. Bunu da kestim. Gel abi. Koy abi onu buraya. Dik, 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 dik. Tamam oturdu. Matkabını getir vidalayayım. Ama bu bunu alacak mı acaba? Almazsa kesersin. Ya fazlası yukarıda kalsın. Aynen kuyu gibi olur. Doğru diyorsun. Getir hadi. Şeyleri nereye? Kuyu göçmemiştir değil mi içine falan ya? Biz boruyu getirene kadar. 4 tane atsan yeter ya. Hadi başla bismillah. Yükle bas ya. Yok abi. Ben bunu sıkalım tamam olsun ya. Okey. Var elinde bir tane daha sıkalım. Önce sıkacağız. Git. Sık. Onu sen sık. Tamam. Şimdi bunun şarjı varken biraz delelim mi? Yok yok gerek. Oturdu bu. Yere bir şeyle bastırdın mı? Yere takıldı. He? Yok. Su da baskı yapıyor olabilir. Nesi lazım ya? Ha şurada bu taş var ya da. Şunu unuttum. Geçmiş bu zarar yokmuş. Oynatın biraz. Gidiyor değil mi? Yok. Çok enteresan. Niye böyle oldu? Takmıştık. Biz 8 değil de 7 mi deldik? 7.75 gibi bir şey. Evet 7.75. 9 metre boru getirdik. 1 metresi dışarıda kaldı. 7.5 metrede fazla indik. Şöyle. Mırık da dibe çöktü ya. Şu an o ona denk geliyor. Ama bu mırığı içine alıp inmesi lazım abi kenardan. Ama zor iner. Biraz bir şöyle oynatabilir misin Yusuf'u? Nasıl? Şöyle ya, dibinde. Ama olmayacaksa kesecek misiniz? Yok abi. Baba. Heh. Olmayacaksa kesecek misiniz? Bakacağız ona. Ama taş gibi oturdu yani. Şu an buna bakarsan 7 metre bizim kuyu. Evet. Anne. Baba yok yok yok. O klape sağlam. Ondan sonra burada su yok. Korkun kaç metre? He? Korkun kaç metre? Korkunuz kaç metre? Ahmet! Yeterince var anne. İyi. Su geldi, su geldi oradan. He? Su geldi bak. Tamam, dur. Yusuf. Sen çok akıyor. Bak, çok temiz akıyor. Yusuf. He. İçeri gir. Ahmet. Girdin mi içeri? Bidon doldur. Evet. Dur abi fişi takma abi. Aleti aç, elini çek. Aleti aç. Şimdi şarteli yukarı kaldır. Abi bekle. Bekle bir abi. Şu leğeni götüreyim mi? Yıkar mısın iki tane akan suyla? Evet. Ha, abi tak bakalım bir bismillah. Götüreyim mi İlkay'ı? Yok mu? Çekil üstü. Kapat. Pompalayacağım biraz. Anne, Ahmet anne sen gel bunu tut. Dur oğlum. Ahmet gel geliyor. Sen bunu tut. Ahmet tutayım. Ahmet tutsun sen tutayım. Tamam. Sen de şuradan tut. Evet. Tut onu. Yap. Dur bir kapat abi. Bir doldurayım için de öyle çalıştıralım. Böyle olmuyor. Kapattı. Bekle biraz. Temiz olsun benim tamam mı?
Geçen haftaya göre daha da az gibi geldi. Kolaktan yedim mi abla? Çok güzel. Çalıştır. Ve vuhuu! Geriye tutma. Ay. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Atsın, atsın. Nereye gidin biraz? Nereye doğru? Nereye doğru? Nereye? Oğlum şunun dibine, dibine. Ayağın dibine. Ha. Doldurma ya. Ha. Evet, havasını aldık. Şu an akıtıyoruz arkadaşlar. Bakın kuyunun içindeki suyu akıtıyoruz. Bildiğiniz çamur akıyor. Ama geçen haftaya göre şöyle bir artısı var. Bitmiyor. Mesela geçen hafta 2 dakikada hemen bitiyordu su. Şimdi akmaya devam ediyor. Boşaltabildiğimiz kadar boşaltacağız. Ondan sonra bir hafta dinlenmeye bırakacağız. Dinlenmeden sonra suyun berraklaşacağına inanıyoruz. Yani bu artık kuyuyla ilgili yaptığımız son işlemdi arkadaşlar. Derinleştirdik. 7,5-8 metreye kadar indik. 8 metreye kadar indik ama bizim 8 metre boruyu içerisine sokamadık. Şimdi içindeki suyu boşaltmaya çalışıyoruz. Bakalım durum ne olacak. Evet, Yusuf tutmaya devam ediyor. Suyun rengi biraz daha açıldı arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakikadır akıtıyoruz suyu. Yani bizim için önemli olan suyun şu an bitmemesi. Yani bizim motora yetmesi. Bence gayet iyi oldu. Önümüzdeki hafta ya kadar su beklediğinde iyice dinginleşecek. Daha berrak, daha temiz bir su kuyudan çıkarmış olacağız. Yani bu bizim için bulunmaz bir nimet. 5 dakikadır, 6 dakikadır çalıştırıyoruz. Harika şekilde su çıkıyor. Şükürler olsun. Gayet iyi oldu bizim için arkadaşlar. Haftaya tekrar bir motoru çalıştırır çıkan suyu gösteririm size. Suyun ne kadar berraklaştığını böylece görmüş olursunuz. Şurayı da bir göstereyim arkadaşlar. Bahçeden fasulyeleri yoldular. Annem, ablam, eşim. Yoldukları fasulyeleri tamamen ayrıştırdılar tohumluk ve yenebilecek fasulye, taze fasulye olarak. Burası şöyle bahçeden yolunup üstündeki fasulyeleri alınmış halleri. Bahçede de arkadaşlar son durum şöyle, hala biberlere soğuk vurmamış vaziyette. Domatesimiz kalmadı. Onun dışında fasulyelerin de tamamını yolduk. Bahçemizde bu şekilde. Şurada ispir fasulyelerimiz hala duruyorlar. Onları da önümüzdeki hafta toplayacağız. Onlar kuru fasulye olarak tüketilecek. Evet, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Büyük çoğunlukla su kuyumuzla uğraştık. İyi oldu. Artık kuyunun içindeki suyumuz bitmiyor. Yaklaşık 10 dakika çalıştırdık. Şimdi güneş battığı için artık güneş enerji sistemimiz iyi enerji üretmiyor ve motoru çalıştıramıyor. Şu an bıraktık. Yani çalıştırmaya devam etsek daha da akacaktı. Öyle görünüyordu. Güzel, haftaya geldiğimizde su durulanmış ve temizlenmiş olur diye umut ediyoruz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Şu ana kadar videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.